Merhabalar Gamze Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Homeopat Doktor Gamze Arpacı. Gamze Hocam, ben sizi aslında öğrenciniz olmam sebebiyle bir seneyi aşkın zamandır London College of Homeopathy'deki derslerimizden biliyorum. Ama çok istisnai bir hikayeniz var. Bu gece biraz ondan bahsetmek istedim. Birincisi, bir tıp doktoru 22 sene önce homeopati ile neden ve nasıl tanışır? Şimdi 2 ya da 3 sene önce olsa, 5 sene önce olsa anlarım ama 22 sene çok fantastik bir süre gerçekten. Ki bugün hala homeopatiyi duymayan sağlık personeli olduğunu da düşünürsek. Bu birincisi. İkincisi, ne oldu da bir tıp doktoru? Ben artık bunları öğrendikten sonra vicdanen hastalarıma ilaç yazamam deyip bir acil hekimi olmayı kendisi istedi. Bu benim için çok dokunaklı bir hikaye. Öncelikle sizi tanıyarak başlayabilir miyiz biraz? Memnuniyetle tabii ki. Benim ismim Gamze Arpacı. 29'da girdi artık. 29 sene önce Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden doktor olarak mezun oldum. Ama ben bir doktor babanın çocuğuyum. Benim babam ortopedist ve yani cerrah bir doktor. Tabii cerrahlıktaki doktorluk algısıyla dahili bilimlerdeki doktorluk algısı bir parça farklı. Onu tabii ki göz ardı edemem ama benim hayatım bütün doktorların içerisinde ama bir cerrah babanın elinde geçti. Elinde geçti demem, babam bizimle çok ilgili bir babadır. Hala da öyledir, Allah uzun ömür versin. Her şeyimizle çok ilgilendiler, annem de babam da. O yüzden çok birebir ilişkim oldu ve tıbbı, onların hastalarını, hastalarıyla yaşadıkları zorlukları, güzellikleri, insan hayatına dokunuşları, her şeyi aslında çocukluğumdan beri hatırlıyorum. Ve açıkçası bu hikayeler bir parça benim meslek seçimimde etkili olmuştur. Yani babamın o etkileyici başarıları, insanların hayatına dokunan, neredeyse ölümden dönüşlerinde onlara eşlik eden yolculuğu benim de doktorluğu seçmemde kesinlikle etkili olmuştur. Fakat Ankara Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra tabii periferdeki doktorluk cerrah da olmadığım için o Ankara Üniversitesi'nin güzel amfilerinde anlatılan sırça köşklerdeki gibi olmadı. Aynı hastayı tekrar ve tekrar görmek, hastanın basit başlayan semptomlarının ilerleyişi, düşük dozla başladığım ilaçları daha yüksek dozla devam etmek zorunda kalman, kombinasyonlara gitmek zorunda kalman vesaire, okulda bana öğretilen her şey vücut bulunca benim tabii kafam daha da çok karıştı. Zaten oldum olası bazı şeyler hep kafamı karıştırırdı. Ama bunlarla beraber bilerek kafam karışmaya başladı ve dedim ki yani burada bir tuhaflık var, bir yanlışlık var. Dur bakalım nasıl olacak? Ve açıkçası o yıllardan beri poliklinik senelerim, saatlerim bile mesleki tatmin anlamında benim en mutsuz zamanlarımdır. Ne zaman ki yani bir hastayla birebir ilişkiye girerim, onunla odamda bir görüşme yaparım, o bile beni onlara reçete yazmaktan çok daha mutlu ederdi. Çünkü o zaman o kişiye özel onun üzerine eğildiğimi fark ediyordum. O kişinin dertlerinin getirdiği hastalıkları dinlediğimi fark ediyordum. Bunlar tabii meğer hayatın beni hazırlamalarıymış. Bugün 22 yaşında olan kızımı hamile kaldım ve galiba doğumuna 10 gün falan vardı. Böyle giyindim, süslendim, ultrasonlar çekilecek, son ultrason, şöyleyiz, böyleyiz, bayağı havalıyız, çok mutluyuz, ilk bebeğimiz. Ultrasonun orta yerinde böyle bir ses kesildi. Herkeste bir tatsızlık, bir sükunet, bir şey. Ve o gün öğrendim ki doğurmak üzere olduğum bebeğin sağ böbreği yok. Babası da doktor, ben de doktorum. Tabii ki doğal olarak kafalarımız şeye gitti. Yani hani bu çocuğun böbreği yok. Peki ailede böbrek şikayetleri var mı? Benim babam böbrek taşı düşürdü. Rahmetli kayınpederim bayağı bir böbrekleriyle sorunu olduğunu ben biliyorum o zamanlar hayatta. Hatta kız kardeşlerinde vesairede de bir sürü böbrek problemi var. Tabii ben mahvoldum. Çünkü yani 4 senede hamile kalmaya uğraştığım bir bebekti Ayşegül. Dolayısıyla bir şeyleri sanki eksik yapmışım gibi kafam karıştı tekrar. Bu çocuğun böbreğini yapamayacağız, koyamayacağız yerine bir böbrek ama onu korumak zorundayız. Bu çok açık. Bir şey yapmamız lazım. O gün başladı benim arayışım. Yani zaten kafam klasik tıbbın yaklaşımlarından dolayı çok karışıktı, mutlu değildim.
herkesin aslında kendine has bir hayatı varken neden belli algoritmalar üzerinden yapılmış reçeteleri herkese uyguluyoruz falan filan, bütün bu hikaye bu işte o zamanki felaket haberiyle anlam kazanmaya başladı. Araştırırken homeopatiye denk geldim. O zamanlar İzmir'de başladım eğitim almaya. Fakat tabii bu ya doktor olarak da böyle bir şeyin içerisine girdiğiniz zaman hem sorgulamalarınız oluyor. Yani o Şems'le Mevlana'nın hikayesinde olduğu gibi, hani Şems'in artık bütün kitaplarını, Mevlana'nın el yazması kitaplarını oradaki havuza atıp artık kendini oku. Hani ya da kabını boşalt, ondan sonra al dediği an gibi. Bir doktor olarak, çocukluğundan beri doktorlarla büyümüş birisi olarak ilk önce kabını boşaltmak çok zor bir süreç oldu benim için. Çünkü klasik tıp yaklaşımının çok başka bir yerinden, hiç hatta alakası olmayan bir yerinden hastaya bakan bir sistem vardı karşımda. Ve işte antibiyotiklerle enfeksiyon tedavi etmek yerine o enfeksiyonun tedavi edilmesi gerekecek olan organı güçlendirmekten, o kişinin immün sistemine, o kişinin dayanıklılığını artırmaktan bahseden bir sistemle tanışmıştım. Ve tabii bu klasik tıbbın bakış açısından biraz uzak bir yerdeydi. Dolayısıyla ilk başlarda bayağı zorlandığımı itiraf ediyorum. Çünkü çocukluğumdan beri getirdiğim öğretiler ve bütün o üniversite hayatımı bir kenara atıp her şeyi sıfırdan anlamaya, öğrenmeye başlamam gerekti. Ama hep söylediğim bir şey, bu röportajda da bunu kesinlikle tekrar etmek zorundayım. O gün için felaketim sandığım bu haber benim şimdilerde çok büyük bir laf olsun da istemiyorum ama yaşama misyonumu bulmam için bana verilmiş en büyük hediyeymiş. Onu anlıyorum. Ve o günden itibaren homeopati öğrenmeye başladım. Ve bu işin de böyle hani hobi kursu gibi canım isteyince gidip canım isteyince geleceğim falan kurslarla değil de bayağı bu işi sistematik yapan, bu işi ciddiye almış okullarla olması gerektiğine karar verip yurt dışında eğitimlerimi de tamamladım. Yani orası çok uzun hikaye. Yani baya baya bir gezdim. Normalde ismini duymadığım ülkelere falan gittim. Dolayısıyla hem bana, yani Gamze'ye, hem de doktor olan kimliğime insanı anlamayı, hastalık denilen şeyi anlamayı, kronik hastalıklar dediğimiz ve klasik tıpta açıkçası sadece günü kurtararak hastaya yardımcı olabildiğimiz ama kalıcı bir iyilik vaat edemediğimiz bu çaresiz halden çarelerin mümkün olduğu bir halin içerisine taşıdı beni homeopati. O yüzden de hep çok sevdim. Doktor olduğum için belki hani klasik tıbbın açmazlarının da daha fazla farkındaydım. Çünkü insan, Allah hiç kimseye yaşatmasın şüphesiz tabii de, hastalanmadan hasta olmak ne demek bilmiyor. İnanın bana, doktor olarak da bilmiyorsunuz. Doktor kimliği çok başka bir şey. Hasta ya da hasta yakını kimliği çok başka bir şey. Ailenizden, sevdiklerinizden birisi hastalanmadan bu kimlikleri tanımanız, onların deneyimleri hakkında fikir sahibi olmanız açıkçası çok mümkün görünmüyor. O yüzden de doktor olmanın getirdiği avantajlar ve dezavantajlarla beraber işte 22 senedir homeopati öğreniyorum. Biraz önce öğretmenim dediğin o senin zarafetin, hepimiz öğrenciyiz. Bu yolculuğun bitmesi gibi bir şey söz konusu olacağını zannetmiyorum. Hep beraber öğreniyoruz. Çok da keyif alıyoruz bundan. Ama hikaye bu minvalde. Hocam dersleriniz benim için çok dokunaklı geçiyor. Yani ben Teşekkür ederim. istisnasız hiçbir ders yok ki tüylerim diken diken. Şurada bir damla yaşla bitirmeyeyim o dersi ve tam olarak şunu hissetmeyeyim. Gerek Türkiye'de gerek dünyada keşke her dile çevrilse de şu bir saatlik kesinlik kısıtı herkes duyabilse. Herkes bu ayrımın farkına varabilse. Hep bu arzu oldu. Çünkü şunu da vurgulamakta fayda var. Bu sohbette bu gece alopatik tıbbı yermek ya da övmek ya da homeopatiği yermek ya da övmek değil mesele. Önemli olan bir bakış açısına varmak. Yani nasıl ki yaratılanların en üstünü insan ve insana saygı duyan, değer veren, insanı sistemlere, organlara, dokulara değil ama bir bütün olarak ele alarak birleyen ve bütünleyen bir disiplin bence homeopati. Dolayısıyla biraz bunu vurgulayacağız. Sadece fizik bedeni değil, enerji bedenimizi de kabul eden, sadece görüleni değil, görülmeyeni de kabul eden bir disiplin. Ve gerek organon okumalarıyla, ki organon nedir'e de kısacık değinelim,
gerek deneyiminizle ve bir tıp doktoru bakışıyla sizin aktarımınız benim için çok hem keyifli hem dokunaklı oluyor. O yüzden sanki orada bir dersteymiş gibi bir bütün halde bunları duymalarını istedim ve iyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Sen de iyi ki davet ettin. Konuğun olmaktan çok mutluyum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yani şöyle tabii dediğim gibi iki tarafı da bilen birisi olarak konuşuyorum şu anda. Tabii ki bir uzman kadar her konuya hakim olduğumu asla iddia etmem. Ama genel tebabet dediğimiz bizim işte klasik olarak tıp fakültesinden mezun olmuş pratisyen hekim halimizde bizim her tür hastalık hakkında az ya da çok fikrimiz olur. Ondan sonra bunların üzerine uzmanlaşırız. İşte kazandığımız uzmanlık dalları üzerinde uzmanlaşırız. Ve benim için en acıklı kısım da bundan sonra başlıyor doktorluk adına. Ben bir doktor arkadaşımın fikrini almak istediğimde Ay Gamzeciğim ben gözcüyüm hiç anlamıyorum bu sorduğun sorudan bir kadın doğumcuya danış istersen dediğinde peki falan diyorum ama bu benim mesela hastalar adına hep tedirgin olduğum bir şey. Acilde de yaşıyoruz çünkü biz bunu. Yani ben 112'de çalışıyorum. Sebeplerinden bahsedeyim birazdan. 112'de hekim olarak çalışıyorum. Acil müdahalelerini yaptıktan sonra acil servislere teslim ediyoruz biz hastalarımızı. Ve tabii acil servise teslim ettiğinizde hastanın tablosuyla ilintili olarak bir takım konsültasyonlar isteniyor. Yani işte mide bağırsak sisteminde bir şeyleri varsa bir kadın doğumcu görsün, bir cerrah görsün, bir dahiliyeci görsün, şu görsün, bu görsün. Bunlardan hiçbir şey çıkmazsa bir de psikiyatrist görsün diye bir algoritma var. Yani sistem böyle çalışıyor. Ve fakat her bir uzman geldiğinde o kişinin bahsettiği organmış gibi davranıyor o kişiye. Yani midesi ağrıyan bir kadın varsa orada, yani Gamze'nin midesi ağrıyarak acil servise gittiyse kimse Gamze'yi görmüyor. Ağrıyan bir mide görüyorlar. Ben bunu acile hasta teslim ederken meslektaşlarımla bile yaşıyorum. Artık tabii ben abla konumundayım. Yani hepsi neredeyse çocuğum olabilecek yaşta genç hekim arkadaşlar ve meslektaşlar teslim alıyorlar benden. Ne hayırdır ablacığım hoş geldin ne getirdin falan diyorlar bana. Yani ne getirdin sorusunun cevabı ben size bir Gamze getirdim dediğiniz zaman böyle bir dönüp bakıyorlar hı falan diye. Yani kalp krizi getirdim deseniz sorun yok. Yüksekten düşme getirdim deseniz bir sorun yok. Ama o kişiyi birey olarak takdim ettiğinizde benim meslektaşlarım bir duruyorlar. Buradan anlıyorum zaten bir kere sistemin kişiyi hiç göz önüne almadığını. Daha henüz hastayla tanışmadan. Ama homeopati de böyle değil. Homeopati de benim midem ağrıdığında ben bir homeopat arkadaşıma danışırken Gamze'nin midesini anlamaya çalışıyor. Daha da ötesi Gamze'nin midesinin hasta olmasının ön koşullarını, gerekçelerini, o andaki sebeplerini ve arkasından bu ağrıyı Ayşe'den Fatma'dan ayıran özelliklerini anlamaya çalışıyor. Yani klişe bir benzetme belki ama klasik tıpla üzerime konfeksiyon kıyafet giydirmek yerine benim bedenimin kıvrımlarına, inceliklerine, kalınlıklarına uyum sağlayan bir haute couture dikiyor. Dolayısıyla homeopati bu kişiye özel haliyle zaten çok büyük bir fark yaratıyor. Çünkü normalde işte hep söylerim yetişkin dozu diye bir şey var, çocuk dozu diye bir şey var. Yetişkin var 45 kilo, çocuk var 60 kilo. Şimdi böyle baktığınız zaman hangi kriter üstünden bakacaksınız? Çocuk dozu diye mi bakacaksınız? Kilogram üzerinden mi bakacaksınız? Yetişkin diye mi bakacaksınız? Burada bile kafası karışık aslında sistemin. Ama homeopati de böyle değil. Dozlar enerjetik olduğu için bunların da detaylarını konuşabiliriz. Bizim verdiğimiz ilaçlar miligram bazında olmadığı için çocuk ya da yetişkin değil, o kişinin hayat kuvveti, hayat gücü, dinamisi bizim organondan öğrendiğimiz gibi onun hayatta olduğunu gösteren gösterge ne kadar kuvvetliyse o kadar yüksek dozda bir ilaç seçimi yapabiliyorsunuz. Ve o kadar hızlı bir iyileşme vaat edebiliyorsunuz. Yani şuradaki konuşmaya kadar anlaşılacağı üzere homeopati klasik tıbbın hem bakış açısıyla hem yaklaşımıyla hem tedavi planlarıyla ve takipleriyle homeopatiden tamamen ayrı bir bilim dalı. Her ikisi de iyileştirme üzerine, tedavi etme üzerine
Ama tedavi etmek üstüne homeopatide tedavi etme sanatından bahsediyoruz. Bu bir sanat. Sanat demek gerçekten incelik demek. Sanat demek detay demek. Sanat demek insana değer katmak demek. Yani o Maslow'un hiyerarşi üçgeninden ihtiyaçlar hiyerarşisinden bile biliyorsunuz. Yani bir insan doyduktan sonra, örtündükten sonra, işte başını sokacak bir yuvası olduktan sonra, kendini güvende hissettikten sonra yavaş yavaş bu mertebelerin yükseldiği bir şey var ve o işte yükselme basamaklarında insanlar sanat yapabiliyorlar. Bir insanın karnı açken sanat yapamaz. Ya da sanat arayışına giremez. Öncelikler peşinde koşmak zorundadır. Homeopati gerçekten bir sanat. Yani karşınızdaki insanın sizin karşınıza gelene kadar içinden gelip geçtiği bütün yolculuğu önemseyen bir bakış açısına sahip. Bu çok mutlu bir yolculuk da olabilir. İlla da böyle felaketler silsilesi olmak zorunda değil. Çünkü homeopati, isterseniz paragraflar üzerinden de bundan bahsedebiliriz. Tabii. Homeopati insana yaşam gücünün vücuda hükmettiği bir mekanizma olarak bakıyor. Yaşam gücü dediği şey de bizim hani tam Türkçe tabiriyle muhtemelen candan bahsediyor. Yani canlı olmak için sizde gerekli olan o gözün görmediği, elin tutmadığı, ağırlığını bilmediğiniz, var olduğunu beş duyunuzla söyleyemeyeceğiniz bir şeyden bahsediyor. Ve diyor ki eğer bir insan hastalanıyorsa hastalanan şey o insanın midesi, kaşı, gözü, saçı, başı değildir. Eğer bir insan hastalanıyorsa onun canı hastalanıyordur. Ona can veren şey, hayat gücü dediğimiz şey, gözle göremediğimiz, elle tutamadığımız, maddesel olmayan şey dengesinden sapıyordur. Ve bu sapmaya da her bir beden, her bir birey farklı şekilde cevap veriyordur. Onun çok basit bir örneği var. Şimdi yani bizi izleyenler de tahmin ediyorum aynı şeyi hayal edebilirler. Biz 5-6 arkadaş hep beraber bir şeye gitsek mesela, pikniğe gitsek. Pikniğe gittiğimizde de işte bizim etrafımızda yabancılardan birisi çok ciddi bir kaza geçirse. Hani dostlardan biri geçirmesin. Birisi kaza geçirse ve atıyorum işte açık parçalı bir kırık yaşansa. Yani ortalık kan revan, kemiklerin bir kısmı gözüküyor falan. Gerçekten çarpıcı bir resim gelse. Beşimizin de reaksiyonu birbirinden farklı olur. Ben belki doktor kimliğimle o anda kanamayı durdurmak için koşturabilirim. Bir başkası kana bakamadığı için bayılabilir. Bir başkası böyle zor bir durumda birisini gördüğü için ona yardım edecek birilerini bulmak için koşabilir. Birisi put kesilebilir, hiç kımıldayamayabilir, konuşamayabilir. O anda gerçekten böyle felç olmuş gibi bir resim gösterebilir. Aynı olaya beşimizin de farklı reaksiyonu olabilir. İşte bu farklı reaksiyonlar bizim yaşam gücümüzden gelen ve hatta miyazma dediğimiz, homeopatide miyazma dediğimiz genetik çorbamızdan gelen yatkınlıklarımız, olasılıklarımız üzerinden verdiğimiz yanıtlardır. Tabii ki hayatın içerisinde benzer şeyler pek çok insan tarafından yaşanabilir. Kayıplar, mutluluklar, huzursuzluklar, korkular, kaygılar. Her birimiz kendi meşrebimizce bunlara cevap veririz. Bu kendi meşrebince kısmına bakışı homeopatinin benim kronik hastalıkları anlamam için çok büyük bir yardımda bulundu bana. Yani bir insan neden durduk yere kansere yakalanıyor? İşte o durduk yer değil aslında. Miyazmasından gelen bir zenginlik var. Yaşam gücün dışarıdan uyguladığı etkiler nedeniyle dengeden sapan bir yaşam gücü var ve onun kendini göstermek istediği kendine has alanlar var falan. Ve hep söylerim, muhtemelen derslerimde de telaffuz etmişimdir. Sadece bu kronik hastalıklar hipotezi, şimdi yavaş yavaş aslında klasik tıbbın içerisinden de bunlar duyulmaya başlandı. Yaşam koşulları, işte olumsuz yaşantılar, geçmişte kalmış talihsizlikler, travmalar vesaireler bedenimizde... Belki belli kas gruplarına, belli organ gruplarına depolanıyor gibi bakmaya başladı biraz klasik tıp. Ama Hahnemann bu kitapları 1800'lerin sonu 1900'lerin başında yazdı. O zaman henüz mikrop neydi bilinmiyordu. Mikroskop diye bir şey yoktu. Ama adam hijyenden bahsetti.
işte bütün aforizmalarında, yani aforizma şöyle, ben küçük bir giriş yapayım. Şimdi Organon diye bir kitaptan bahsediyoruz. Evet. Şöyle bir organonumuz var. Organon Latince'de alet kutusu demek. Bu bizim alet kutumuz. Çünkü biraz önceden beri bahsettiğimiz şeylerden de anladığınız üzere biz klasik tıptan çok farklı bir bakış açısıyla bakıyoruz. Hem hastaya, hem hastalığa, hem de tedaviye. Dolayısıyla bunu anlamamız için aslında bize bunun ilk baştan bir anlatılması lazım. Klasik tıptan farklı baktığımız için neyi nasıl anlamlandırmalıyız? Hastalık dediğimiz şey nedir? Sağlık dediğimiz şey nedir? Bunların ne kadarına müdahale edebiliriz, ne kadarına edemeyiz? Gibi gibi pek çok sorunun cevabı organon dediğimiz bu alet kutusunun içerisinde. Hemen hemen bütün felsefe kitaplarında olduğu gibi organon da aforizmalardan oluşuyor, paragraflardan oluşuyor. Ve ilk paragraftan itibaren, o benim için çok çarpıcıdır. Yani belki doktor olmanın getirdiği bir şeyle. İlk paragraftan itibaren Hahnemann gerçekten birisini tedavi etmek istiyorsak ne yapmamız gerektiğini tek bir cümleyle şöyle söyler. Bir hekimin en yüce ve tek görevi hastayı sağlığına kavuşturmaktır. Tedavi etmek dediğiniz şey işte budur. Bu birinci paragraf. Diyorsunuz ki ne var bunda? Değil mi? Öyle değil işte. Yani klasik tıp bunu vaat edemiyor. Klasik tıp o günü kurtaracak, tansiyonu yüksekse düşürecek, şekeri yüksekse düşürecek, ağrısı varsa hissettirmeyecek ya da işte olası hastalıklarla ilgili koruma adı altında işte bir takım uygulamalar yapacak. Yani tıp uzun zaman gıda takviyelerini bile kabul etmedi. Gerek yok dendi. Şimdilerde bir parça gıda takviyeleri hayatımızın bir parçası olmaya başladı. Uzun zaman ben de uzak durdum açıkçası. Yani gıda takviyesine gerçekten ihtiyaç var mı? Yaşam gücü düzeltilirse, oradaki sapma düzeltilirse belki de bunlara ihtiyaç yok falan diye düşündüm. Ama sonra tabii bir sürü okuma yapıyorsunuz. Yani homeopati öğrencisiyim ve bu bitmeyecek demem şey boşuna değil. Bir sürü kaynaktan bir sürü farklı bakış açısına ihtiyacınız da var. Kendinizi de nasıl anlatayım onu? Yani bir bilginin tamamen size ait olması için bir süreç gerekiyor. Yani bu paragraf var ya, ilk okuduğum zamanı hatırlıyorum. Yani herhalde tabii ki dediğimi hatırlıyorum. Şimdi okuduğumda bende yarattığı duygu bambaşka. Belki o işte bilgiyi içselleştirmek ve derinliğini hissetmek. Tam yani hep cümle ve yüzeysel gibi duruyor ama değil. Tam yani da öyle. Şöyle de okuyabiliriz. Semptomu yok etmek ya da halı altına süpürmek değil, tam bir iyilik halinden söz ediyor aslında. Ve şu ana kadar hastalık yok, hasta var ne demek, bunu dinlemiş olduk sizden. Aynen öyle. Ve burada yani orijinal kayıtlarından okursanız İngilizce'de restore to health diye geçiyor. Yani sağlığa restore etmekten bahsediyor. Sağlığına kavuşturmak dediği şey bu. Çünkü inanıyor ki Hahnemann, yani tabii ki genele baktığınız zaman çok daha yüksek bir sağlık seviyesinde biz hayata geliyoruz. Dünyaya geliyoruz. Ve bu dünyadaki hayatımız, yaşantımız sırasında gerek duygusal gerek fiziksel pek çok şeye maruz kaldığımızda belli hastalık tabloları ortaya çıkartıyoruz. Ve sağlık dediğimiz o bütünden sapmalar yaşamaya başlıyoruz. Ve bu sapmalar bir resim olarak bakıldığında da belli hastalık tanıları alıyorlar. Halbuki burada hastalanan tek şey sizin hayatta olmanızı sağlayan yaşam gücünüz. Biraz önceki örnekte olduğu gibi aynı şeylere maruz kalmış pek çok insanın gerek fiziksel, gerek zihinsel, gerekse ruhsal tepkileri birbirinden farklıdır. Ve bu farklılıklar bizi biz yapar zaten. Birbirimizin aynısı olsak bu kadar renkli, bu kadar hayata keyif katan ya da hayata herhangi bir şey katan bir topluluk olmazdık ya da hayattan bu kadar çok şey götüren. Bu farklılıklar bizi biz yapan şeyler ve bizim aslında en çok saygı duymamız gereken şeyler. Ben homeopati öğrenmeden önce çok daha kolay insanlara kızabilen, onları yargılayabilen, onlarla ilgili çok ciddi ön fikirleri, ön kararları, ön yargıları olan bir kadındım. Bunu çok açıklıkla hep itiraf ettim, şimdi de edebilirim. Çünkü o zaman ben ilaç resmi ne demek bilmiyordum. İlaç resmi demek, bir hastaya seçeceğiniz ilacın
zihinsel, duygusal ve fiziksel bütün özelliklerinin ortaya çıkarttığı resim, hatta film denebilir. Filmi bilmek demek. Dolayısıyla sizin karşınıza oturan insan size bedensel şikayetlerinden, ruhsal ya da zihinsel şikayetlerinden bahsederken sizin kafanızda yavaş yavaş böyle holograf gibi düşünün. Aşağıdan yukarıya işte bu bir bitkiyse sapı, çöpü, çiçeği, miçeği gözünüzün önüne geliyor. Bir mineralse orada tekrar var oluyor karşınızda ve bu çiçeğin, bu mineralin, bu gazın, efendim işte hayvansal ürünün, zehirin vesairenin vücut almış şekli karşınızda konuşmaya başlıyor. Belki homeopati bu kadar mistik ya da bu kadar aman olur mu böyle saçmalık dedirten kısmı bu. Ama beni bu kadar heyecanlandıran kısmı da bu. Aslında şu an remedi dediğimiz homeopatik ilaçlardan bahsediyorsunuz. Hani kimi evet. Mineralden yapılıyor, kimi hatta bazen hastalıklı bir dokudan dahi yapılabiliyor. Bir sebebi var. Çiçekten yapılabiliyor, minerallerden yapılabiliyor. Remedi nedir diye aslında dilimiz öyle geçmiş, çok sık soruluyor ama buna da değinmiş olduk. Remedi kelimesi İngilizce'de derman demek. Yani işte aman doktor derdime bir çare, bir derman. Çare ve derman kelimesi İngilizce'de remedi demek. O yüzden biz de homeopatik ilaçlarımıza ilaç demek istemedik açıkçası. Yani yıllardır bu öğretinin içerisindeki insanlar olarak bizim dilimizden de remedi diye çıktı bu cümle hep. Baştan derman deseydik belki güzel olurdu ama işte bir de zamanın ruhu diye bir şey var. Şimdi siz bu zamanın ruhuyla buyurun dermanınız bu diye bir hastaya ilaç uzatsanız ya bir parça deli olduğunuzu düşünecekler ya bir parça fazla edebiyata meraklı bir tarafınız olduğunu düşünecekler ya da olayı abarttığınızı düşünecekler. Yani o yüzden zaten işte biz fax diyoruz, e-mail diyoruz, bilmem ne diyoruz. Hiçbirisi bizim dilimizde değil ama bu zamanın ruhunda bunların bir yeri var, bir anlamı var. Ve bu dil, yani genel olarak İngilizce'den bahsettiğimiz için, İngilizceyi herkes bilmese bile siz birisinin yanında süpermarket dediğiniz zaman o adam sizin aslında bir alışveriş organizasyonu için açılmış bir dükkandan bahsettiğinizi anlıyor. Dolayısıyla bu zamanın ruhunda İngilizce de olsa bazı kelimelerin bir anlamsal bütünlüğü var. Remedi de böyle oldu galiba bizde. Yani bu işi tam Türkçe'ye çevirseydik belki bu etkiyi biz hissedecektik ama karşımızdaki anlamayacaktı. Bunu yeni bir şeymiş gibi sunmak ve onlara olduğu şekliyle kabul ettirmek belki bir parça daha enteresan bir deneyim yaşattı her iki taraf için de. Ama benim için baktığımda gerçekten yani derman, çare denecek kadar derinlikli çalışma yeteneği olan bir ilaç için ilaç demek onu biraz azımsamak gibi geliyor. O yüzden de remedi demeyi tercih ediyorum açıkçası. Çünkü insana ait, onun ihtiyaçlarına ait her şeyi bir şekilde gözeten bir ilaçtan bahsediyoruz, dermandan bahsediyoruz. O yüzden ona ilaç demek hiç bana doğru gelmiyor. Eksik geliyor daha doğrusu. Doğru gelmiyor demeyeyim de eksik geliyor. Ona haksızlık ediyormuşum gibi geliyor. Evet. Şimdi birinci maddedeydik organonda. Geçmek istediğiniz başka bir madde var mı? Evet aslında birazcık 12. paragraf, 13. ve belki 15 ile 17'den de daha doğrusu 17'den de bahsetmek isterim. Çünkü bu işte bizi klasik tıptan ayıran herhangi bir organın hastalığı gibi hastaya bakmamızı engelleyen durumu anlatan en güzel paragraflar bunlar bence. Diyor ki mesela 12. paragrafta hastalığa neden olan tek şey olumsuz olarak etkilenen yaşam gücünün kendisidir. Yani şu anda işte yaklaşık iki yılımıza yaklaştık. Bir ay sonra iki yılını tamamlayacak Türkiye. Covid salgını sırasında hastalığa neden olan şeyin Wuhan'dan çıkan bir virüs olduğunu düşünüyoruz dünya olarak. Ve fakat ben kendimden örnek verirsem, ben bu işin başından beri 112'de çalışmaya devam ediyorum ve ben COVID olmadım muhtemelen. Ya da olduysam da çok hafif atlattım. Herhangi bir semptom vesaire ağır bir şekilde yaşamadım. Ben bu kadar bu işin içerisindeyken ve COVID'le hastalarla her nöbetimde temas halindeyken bunu yaşamıyorsam, burada hastalığa neden olan şeyin virüs olduğunu iddia etmek
üzerine düşünülmesi gereken bir konuymuş gibi geliyor bana. Yani hani ben sahadan bir örneğim. Bunun dışında her gün ekmeğinin peşinde toplu taşıma araçlarına binmek zorunda kalmış, işte evlatları okuluna getirip götürmek zorunda kalmış, mişte mışta bir sürü sebeple sokaklarda olan bazı insanlar da geçirmediler COVID'i. Demek ki etkenin virüs olması kişiyi hasta etmeye yetmiyor. Kişinin hasta olabilmesi için kendiyle ilgili bir şeylerde bozulma olması gerekiyor. Ve homeopati buna da yaşam güç diyor. Hayat gücünüz diyor. Bazı paragraflarda dinamis diye bir kelime kullanıyor. Yaşam gücü anlamında Latince bir kelime. Bu bizi cesetten ayıran şey. Yani ben burada koltukta yatsam, uyusam, beni uyurken gördüğünüzde uyuduğumu bilirsiniz. Emrahat eğer şey olsa, yani emir uygulansa ve ben canımı versem uykuda, örtümü açtığımda ölü olduğumu da bilirsiniz. İkisinde de aynı yatakta yatıyorum. Ama siz birinde benim uyumakta olduğumu ve diğerinde ise hayatımı kaybettiğimi anlıyorsunuz. Yani gözünüzle göremediğiniz bir şeyin benim bedenimden çekilip gittiğinin farkındasınız. İşte bu çekilip giden şeye yaşam güç diyoruz biz. Sizi cesetten ayıran şeye yaşam güç diyoruz. Ve bu burada yanılmıyorsam 7. paragrafta olması lazım. Hayranlık uyandırıcı bir uyumla çalışıyor. Şu anda herhangi birimiz ya da herhangi bir izleyicimiz kalbinin atmakta olduğunu hissediyor muydu ben bu soruyu sorana kadar? Muhtemelen hayır. Ve inşallah hayır. Çünkü bu böyle olduğunda bizim aslında kalbimizle ilgili bir sorunumuz olmadığı çok açık. Ne zaman ki ben kalbimin çok çarptığını hissediyorsam, kalbimde bir ağrı varsa, kalbimde bir huzursuzluk, bir neşesizlik, bir kaygı, korku, ben bunu burada kalbimde hissetmeye başlıyorsam o zaman biliyorum ki biraz önceki konuşmanın girişinde yaptığınız gibi enerji bedenimde bir şey bozulmaya başladı. Enerji bedeninizin patronudur dinamiz. Ve enerji bedeninizdir aslında fiziksel bedeninizde bulgularla size kendini göstermeye çalışan. Yani dinamiz dediğiniz yaşam güç hastalandığında her birimiz farklı semptomlar ortaya çıkartırız ve bu semptomlar bütünlüğüne de klasik tıp hastalık der. Oysa hastalanan mideniz, kalbiniz, beyniniz ya da sinir sisteminiz falan değildir. Hastalanan tek şey sizin hayatta varoluşunuzu mümkün kılan hayat gücünüzdür. Ve bir takım semptomlar ortaya çıkartmaya başlar. Benim mesela klasik tıptan ayrıldığı bu noktada en sevdiğim şey, örneklerle anlatırsam sanırım biraz daha açıklayıcı olacak. Hı hı. Bundan diyelim ki ben 7-8 sene önce bir kan tahlili yaptırdım. Kan şekerim işte 65-70 aralığındaydı. Sabahleyin aç karnına. Bir 8 sene sonra yaptırdım. 80-85 aralığına taşınmış. Ve bundan 10 sene sonra da 120 olmuş. Ben 120'yi gördüğüm an klasik tıp bana şeker hastasısın diyor. Fakat homeopati diyor ki sen belli sınırların içerisine kıstırılmayacak kadar gözün gördüğünün ötesinde bir varlıksın. Bir şeylerin yolunda olmadığını benim laboratuvarla senden ispat istememe gerek yok. Yani sen bana anlat şimdi, uykuların mı bozuldu? Kabızlık mı çekmeye başladın? Normalden sapan bir durum mu var hayatında? Normalde hiç korkmadığın, kaygılanmadığın şeyler seni kaygılandırmaya mı başladı? En çok hangi konuda kaygılanıyorsun? En çok hangi konuda kafanda vesvese fikirler arka arkasına gelmeye başlıyor? Sen bana bunları söylersen, ben o yaşam güç seni şeker hastalığı tablosuna taşıyana kadar o yolu yürümeni belki engelleyebilirim. Tabii ki sana bazı yaşamsal değişiklikler de tavsiye edebilirim. Ama vereceğim remediyle sen bundan 10 sene sonra o 120 kan şekeriyle diyabet olacak Gamze olmayabilirsin diyor homeopati. Ve bence klasik tıptan ayrıldığımız bu nokta muhteşem bir nokta. Çünkü klasik tıp elinde teşhis olmadığında buna tedavi uygulamakta çok büyük zorluk çekiyor. İşte COVID'in ilk dönemleri hatırlayın. Kör uçuş yaptık. Mecburen yani yoğun bakımlarda
ne olduğunu bilmediğiniz, ileri yani vaka ilerledikçe, tablo ilerledikçe nereye varacağını bilmediğiniz bir virüs enfeksiyonu var ortada. Olası bütün ilaçları protokole dahil ettik. Ben bunu tiroidde kendimde de yaşadım. Kan değerleri, kan değerleri normal. Ama bir kanlanma var şu bölgede. Şu an ilaç vermiyorum ama eninde sonunda kan değerleri bozulacak. O zaman ilaca başlarız dedi doktor. Yani bekleden bu. Homeopatiden çok etkilendiğim şey şuydu. Yakınlığın giderilmesidir. Yani modern tıbbın böyle bir vaadi yok. Yine mi yazmaya geldi belki konu ama yakınlığın giderilmesi müthiş bir iddia aslında. Ve evet, çok kez de başarılabilen bir şey. Evet evet aynen öyle. Şimdi yatkınlıklar homeopatide büyük bir konudur. Miyazma konusunu getirir aynı dediğiniz gibi. Miyazmada demin bahsettim. Yani bizler bir piramidin tepesiyiz. Anne babalarımız, onun anne babaları, onların anne babaları böyle kocaman bir piramit var arkamızda. Dolayısıyla bütün o piramidin bilgisi de bizde. Miyazma için genetik çorba tanımını severim ben. Genetik çorbanızdır miyazmanız. Klasik tıp da şimdi mesela kansere ya da böyle multiple skleroz gibi ya da ALS gibi nörolojik hastalıklara ya da mide ülserine bile hani ailenizde böyle şikayetler yaşayanlar var mı? Psikolojik şikayetlerinize sormaya başladı uzunca bir zamandır. Ama bu soruyu sorarken sadece genetiğinizde DNA'nıza işaretlenmiş mi kısmıyla ilgileniyor. Homeopatik bakış açısıyla miyazmada sizin DNA'nıza kadar inmesine gerek yok. Sizin anne babanızdan, onların anne babalarından ve onların gerilerinden beri gelen ihtimalleri biliyor homeopati. Yani siz hastalıklarınızdan bahsettiğinizde diyor ki, büyük ihtimalle işte 3 tane miyazma tanımlamış, psora, psikoziz ve sifiliz diye. Senin anlattığın şeyler psoraya çok benziyor. Uzun vadede senin yaşama ihtimalin olan hastalık grupları şunlar, şunlar, şunlar olabilir diyor. Sizin genetik materyalinizi bilmesine gerek yok. Sizin şikayetlerinizin tipinden, tarzından, ihtiyaçlarından, onlara kötü gelenlerden, artık ne diyorsanız biz bunları homeopatide modalite diyoruz biliyorsunuz. Yani her bir şikayetinizden olası miyazmanızla ilgili bir fikri var homeopatinin. Tabii bunlar böyle zembille inmemiş, ilham edilmemiş. Bunlar gerçek çalışmalarla ortaya konmuş şeyler. Hahnemann 1790 yılında ilk defa homeopatik bir tetiklenme yaşıyor. Yani homeopatinin temellerini atan o düşünce 1790'da geliyor Hahnemann'a. O dönemde biraz orayı da anlatmak isterim. O dönemde tıp çok vahşi. İşte kan akıtarak, aşırı derecede ishal ya da kusmaya neden olacak ilaçlar kullanarak, hatta ciltte yaralar açacak flasterlerle yaralar açıp iltihap akıtarak hastaları iyi ettiğini iddia eden bir dönemden geçiyor tıp ilmi. Ve Hahnemann'da bir tıp doktoru ve fakat bunun hiç insanla dost bir tarafı olmadığını ve bunları yapmadığı için de meslektaşlarından devamlı sözlü ya da fiziksel bir takım İtirazlara maruz kaldığını görünce diyor ki ben bu işten para kazanamayacağım yani yapmayacağım bu işi. Doktorluk yapmak istemiyorum. Buradan böyle bir sistemle kazanılmış parayla da bir aile kuramam, çocuklarımı büyütemem diyor. Oldukça dindar biri ve bu bakış açısıyla tabii Tanrı'nın da ona verdiği bir hediye var. Çok fazla dil biliyor, 11 tane dil biliyor. Bir takım tıbbi tercümeler yaparak hayatını kazandığı bir dönem. 1700'lerin sonu. 1790'da Kalın'ın Materia Medica'sında kinin bildiğimiz kinin ağacının kabuğuyla ilgili bir ilaç bilgisini tercüme ederken işte kinin mide üzerindeki tonik etkisi ve acı tadı nedeniyle sıtmalı hastalara iyi gelir gibi bir cümle geçiyor. Ve diyor ki yani bu çok anlamlı değil. Pek çok tonik etkisi olan, acı olan ilaç var. Ama biz bunların hiçbirisini sıtmada kullanmıyoruz. O dönemde de sıtma insanlığın baş belalarından biri. Çok ateşli dönemler, işte karaciğer ve dalak tutulumlarıyla hastalar kaybediliyor. Bunun üzerine araştırma yapmak istiyor kendi kendine ve kininin kabuğunu ezip bunu kullanıyor. Bayağı ham formuyla yiyor, içiyor, yutuyor neyse.
Birkaç gün sonra titremelerle ateşinin yükseldiğini fark ediyor ve kafasında bir ampul yanıyor. Diyor ki herhangi bir madde, bu bir ağaç kabuğu olabilir, bu bir mineral olabilir, bu bir çiçek olabilir, fark etmez. Acaba sağlıklı bir insanda bir semptom oluşturmaya muktedirse, böyle bir güce sahipse, aynı şikayetlerle gelen hastayı iyileştirdiği için mi kinin sıtmalı hastalara iyi geliyor diyor. Ve bu homeopatinin çıkış noktası oluyor. Çünkü neredeyse yani yazılardan, tıbbi kayıtlardan, tarih kayıtlarından bildiğimiz kadarıyla Paracelsus'a kadar uzanan bir geçmişi var bu benzeri benzerle tedavi etme hikayesinin. Buradan da tabii hayatının çok uzun yıllarında tercüme yaptığı için ve ilk dil derslerini de Latince verdiği için, Latince'ye de çok hakim olduğu için bunları da biliyor muhtemelen Hahnemann ve kafasında bunu oturtabileceği bir sistem arayışı oluşuyor. Ve inanın 1790'dan 1810'a kadar, 20 gün değil, 20 hafta değil, 20 ay değil, 20 sene ilaçlar üzerinde, işte kabuk, çiçek, mineral neyse, ilaçlar üzerinde sağlıklı insan denemeleri yapmaya başlıyor. Bugün kendisinin kiminle yaptığını ertesi gün sülfürle yapıyor. Bir sonraki gün papatyayla yapıyor. Bir sonraki gün neyse, yani gün değil tabii ki, bunların hepsi uzun süreçli. Sağlıklı insanlara vererek onların şikayetlerini kaydediyor. Ve o şikayetlerle gelen hastalara bunları verip iyileşip iyileşmediklerini kontrol etmeye başlıyor. Homeopati yolculuğu böyle başlayan bir yolculuk. Tamamen eşim de çok sevdiğimiz bir laftır o. Zihni sinir bir projedir homeopati. Yani böyle cins akılların sadece o soruyla muhatap olabileceği ve arkasından merakla takip edeceği bir süreçle homeopati diye bir şey disipline ediliyor. Fakat burada dikkatinizi çekmek istediğim en önemli konu şu. Homeopati bir ekol değil. Homeopati doğa yasaları üzerinden çalıştığı ispat edilmiş bir iyileştirme sanatı. Yani siz dünyanın neresinde yaparsanız yapın, doğru yaptığınızda çalışmaması mümkün olmayan bir sistemden bahsediyoruz. Bence burada da klasik tıptan çok ayrılıyor. Klasik tıp, yani en basit ben söyleyebilirim, 29. senem doktor olarak tıp fakültesinden mezun olmazken ülserli hastaların diyetinde söylenenlerle ben mezun olurken söylenenler ve şimdi söylenenler arasında hiçbir bağlantı yok. Ve sadece 30 yıl geçti. Ama burada bahsettiğimiz konu neredeyse 200 yıldır hiçbir şekilde söylediğimden sapmayan bir halde çalışıyor. Buradaki tek koşul organonda size anlatıldığı gibi uygulamanız. Bence şu anda dünyada homeopatiyle ilgili karalama kampanyalarının, efendim doğru bir tedavi olamayabileceğinin, tavşanın suyunun suyu olduğunun vesairenin arkasında bunun zamanında doğru yapmayan homeopatların o insanların eline verdiği kozlar yattığına inanıyorum. Bir ekleme yapmak isterim izninizle. Instagram'da evet, çok net tespit ettiğim bir şey bu. O yüzden bana soruyorlar niye homeopatiyi aksanlı yazıyorsun? Harfleri biraz dönüştürerek yazıyorum. Çünkü çok ciddi bir sansür var. Bunun üzerine bile kafa yormalı insanlar. Yani homeopati kelimesi geçen postlar akışlara düşmüyor. Hikayeler gösterilmiyor. Bunu bile aslında irdelemek lazım. Ve mesela şuraya kadar anlattığımız şeyler bana örneğin Niyazma'da eşimin anneannesini, rahmetli anneannesinin bir sözünü hatırlattı. Bunu ilk duyduğumda anlayamamıştım. Dermiş ki, şöyle bir duası varmış: Allah uyuyan dertlerimizi uyandırmasın. Ne kadar güzel anlatamazdı. Yani rahmetli Miyazma'dan bahsediyor. Yani kolektif bilinç böyle bir şey demek. Dedim ki doğunun da o bütüncül bakış açısıyla harmanlanmış. Bir şekilde Anadolu bilgeliği zaten bir şeylerin farkında. Çivi çiviyi sökerin farkında. Ve çok etkileyici gelmiştir o dua ve şimdilerde çok daha anlamlı benim için. Kesinlikle öyle. Uyuyan dertlerimizin uyanması, işte Miyazma'daki latent dediğimiz, tam da aslında uyuyan anlamına gelen, bizim dikkatimizi çekmeyen ya da varlığından haberdar olmadığımız şeylerin açığa çıkması demek. Tam da böyle anlatıyor Hahnemann kronik hastalıkları. Aslında sizin Miyazmanızda yapısal olarak özelliklerinizde bu yatkınlıklarınız var. Ama siz sağlıklı yaşarsanız, dışarıdan gelen etkilere karşı doğru reaksiyonlar verebilirseniz ve hastalandığınızda sizin
layık olduğunuz şekilde, yani burada kişisel bir liyakattan bahsedilmiyor ama yaşam gücünün layık olduğu şekliyle muamele eden bir tedaviyle hayatınızı sürdürürseniz bu dertler uyanmaz. Ama siz gözünüzün görmediği, elinizin tutmadığı, bir şekilde varlığını beş duyunuzla anlayamadığınız bir şeylerden doğan hastalıklar grubunu, miligramlar, gramlar, mikrogramlar, ilaçlar, aşılar, şunlar bunlarla iyileştirmeye çalıştığınızda sapla saman birbirine karışıyor. Girişteki sorumuzun cevabı da benim için şöyle. Şimdi siz aynı burada anlattığım gibi süptil bir şeyle uğraşıyorsunuz. İyileştirmeniz gereken şey o. Çünkü o iyileştiğinde içeride iyileştirilmesi gereken ne varsa halledecek zaten. Bütün mesele bu kadar basit aslında. Siz bununla uğraşırken miligramlar dediğim gibi gramlarla vesaireyle saldırdığınızda tabiri caizse yaşam güç diyor ki bir dakika, yani ben sana bir şey anlatmaya çalışıyorum. Sen bundan 3-5 gün önce yaşadığın tartışmadan sonra cevap veremediğin için senin miden bak 3 gündür ağrıyor. Yani ben dengemi şaşırdım yaşam güç olarak ve sana burada midenden göstermeye çalışıyorum. Ama sen ne yapıyorsun? O midedeki asit salgısını susturarak o ağrıyı hissetmemeye çalışıyorsun. Bak bunu böyle yapmaya devam edersen ben orada ya ülser yapacağım ya bağırsaklarından ishal olacaksın. Ya belki uzun vadede romatizmal şikayetler yaşatacağım sana çünkü bunu hazmedemedin sen. Bir şekilde bunun layığıyla ya davranmayı öğreneceksin ya beni duymayı öğreneceksin ve benim ihtiyaçlarımı duyduğunda da benim gibi bir şeyle bana yardımcı olabilirsin demeye çalışıyor. Benim gibi bir şeyle bana yardımcı olmak dediği şey de bizim homeopatide bu bahsettiğimiz bütün bitkiler, mineraller vesaireler özel bir teknikle hazırlanarak tabiri caizse içinde görünenin ötesindeki enerjiyi açığa çıkartacak bir prosesle remedilere dönüşüyor. Yani hemen hemen bütün anneler bebeklerinin gaz problemlerinde rezene kullanmaları gerektiğini bilirler. İşte diş çıkartırken hastalanacaklarında papatya çayı içirmeleri gerektiğini bilirler. Ama bizim homeopatik olarak papatyanın resmine baktığımızda biz o annelerin çaresiz anlarının bütün devasını onun o papatyanın ilaç bilgisinin içerisinde görüyoruz. Bir anne çocuğunu duvara çarpmak ister mi? Papatyaya ihtiyacı olan çocuğu çarpmak istersiniz. Gerçekten öyle bir ağlar ki, öyle bir etinden et koparılıyormuş gibi bir tavır içerisinde de ki siz bir süre çırpınır 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 enerjinizi tükettiğinizde, yani ben bunu kendi akrabalarımdan biliyorum. Eşimin halası kucağında bebekle camda bulmuş kendini. Hani atsam kurtulur muyum acaba diye düşünürken buldum kendimi. Nasıl kapattığımı bilemedim camı diye anlatırdı rahmetli. Yani o derece çaresizlikle karşı karşıya olduğunuzda vereceğiniz bir tane homeopatik papatya hem bebeği rahatlatır, hem ağrılarının artık onun için sorun olmayacağı bir hale getirir onu. Yaşam gücü çünkü diş çıkartmakla ilgili sorun yaşamaktadır. Papatya da tam diş çıkartmakla ilgili sorunlarda ortaya çıkan semptomları sağlıklı insanda oluşturmuştur. Bu eşleşme hem o bebeği sağlığına kavuşturur hem o annenin sinirlerini toparlar. Yani homeopatiyle çocuk büyütmek gerçekten herhalde cennet gibi bir şey. Yani öyle söyleyebilirim. Ben tek böbreği olmayan bir bebeğin Allah'a şükürler olsun en ufak bir sorun olmaksızın hem bedensel hem ruhsal hem de zihinsel olarak iyileştiğini izleyen bir anneyim. Hamdolsun. Yani buna nasıl şükredebilirim bilmiyorum. İyi ki homeopati diye bir şey var ve ben iyi ki bununla karşılaşmışım ve iyi ki bunu öğrenmeye niyet etmişim. Bütün şükrümü bir yerde harcamam gerekse herhalde burada harcayabilirim. Öyle söyleyeyim. Ve bunu bir tıp doktoru olarak söylüyorum. Çünkü klasik tıbbın gerçekten çaresizliklerine de çok aşinayım. Ha bu arada sizin sözünüzün de gerçekten altını çizmeliyim. Hiçbir tedavi bir diğerinden üstündür gibi konuşmuyorum burada. Yani ben bir tıp doktoru olarak bir sürü hastaya tıbbi ilaçlar kullanarak da yardımcı oldum. Özellikle ambulans sisteminde.
Ama kronik hastalıklarda artık ilaç yazamıyorum, vicdanım buna el vermiyor dediğim şey, biraz önce anlattığım konu. Gözle görüp elle tutamadığınız kaynağı o ilaçlarla iyi etme şansınız yok. Bir de üstüne ilaç hastalığı oluşturmak gibi bir riskiniz var. Hastanın bana geldiğinde hastalık baremini işte 3 birim diyelim. Ben klasik ilaçlarla onun o 3 birimlik hastalık profilini belki 5'e, 7'ye, 10'a, 15'e katlayacağım yıllar içerisinde. Çünkü klasik tıbbın tedavi yöntemleri maalesef bu. Yani bugün bana birisi gelsin desin ki ben yaşamımda hiçbir şeyi değiştirmedim. Yeme içme alışkanlıklarıma hiç dokunmadım. Spor da yapmıyorum. O zaman bana doktor işte 3 miligram neyse bir ilaç başlamıştı. Ben artık onu kullanmıyorum. İyileştim bundan desin. Böyle bir vaka yok. Tek koşul var böyle bir vaka olması için. Artık daha ağır başka bir hastalığı olmalı. Yani bu alerjik rinitken artık bronşite olmalı. Burnum akmıyor diyorsa akciğerlerin nasıl diye sorarım. Sesiniz gelmiyor. Pardon. Ortam sesleri karışmasın diye kapatıyorum. Kendimi kaptırmışım. Ben bazen örnek veriyorum kendimden. Hastalığı sahiplendiğim için değil, örnek vermek için anlatıyorum bunu. Tabii. Annemde ya da babamda olmayan ama iltihaplı bir romatizma var. Üstelik omurga romatizması ve bütün gerçekten sistemleri de etkileyebiliyor. 6 yaşında bademcik ve geniz etinin alınmışlığı var. Ve ilk defa homeopatiyle hemhal olduktan sonra biraz bu ikisinin bağlantısı olabileceğini aklettim yıllar önce. Çünkü orada aileme alarm veren bir şey var. Ama alarm veren askerini düşman geliyor diyeni kesmek yerine nedir onu bu hale getiren, sürekli bir reaktif hale sokan, belki buna bakmak lazımdı ki aslında çabaladıklarını çok iyi hatırlıyorum. Yani bilinçli bir aileydi. Ama bu bağlantı, şimdi bizi izleyen herkes de korkmasın tabii ki. Eyvah bademcikler gitti, romatizmam olacak çocuk diye, ama çok önemsiyorum. Yani o öylesine bir ameliyat değil. Hani bir sürü lenf var vücutta, gözden çıkarıverelim gibi değil. Apandisit kadar bademcik de çok önemli. Her santimi çok önemli vücudum. Hatta bazı etlenlerimi ameliyatla almayı düşünmüştüm. Aman demişti bir homeopat doktor arkadaşım. Sakın dokunma Melik, sakın dokunma. Her bir müdahale yaşam gücüne dair bir baskılamadır. Bırak dağınık kalsın. Tabii yani her bir müdahale yaşam gücüne bir baskılamadır. Belki çok iddialı bir cümle olabilir ama her müdahale yaşam gücüne bir temastır. Ve bu temasların dozunun siz farkında olmayabilirsiniz. Yaşam gücünün çok ağırına gidebilir. Yani ben de bu benle yaşıyorum yıllardır ve bir doktor olarak 3 dakikalık mesele, herhangi bir estetik cerrah ya da hatta cildiyeci bile gitsem 3 dakikada alabilir. Ama bu benim için tabiri caizse bir sinyal. Burada büyümesini gördüğüm ve kontrol ettiğim sistem içeride de büyüme ihtimali taşıyor. İşte miyazma bilmek böyle bir şey. Yani dışarıda büyümeye meyilli bir şeyler üretiyorsa vücudunuz, iyi huylu tümörler üretmeye de yatkındır. Ben şimdi burada güzel görüneceğim diye buradaki beni aldığım zaman belki 3 ay sonra miyomum olacak. Görünmeyecek, ben güzel görüneceğim ama yani kadın hastalıklarıyla ilgili bir sorun yaşamaya başlayacağım. Çünkü yaşam güç bana buradan kendini gösteriyor. Diyor ki bak ben büyümeye meyilliyim, dikkatli ol. Ben bunu buradan kestiğim anda sen beni duymuyor musun? Tamam ben sana o zaman daha hayati bir yerden böyle bir ben, böyle bir yumru, böyle bir şey toparlak yapayım da sen o zaman belki beni duymayı seçebilirsin diyor. Yani bunlar tabii ki şey metafor ama anlamamız için de çok güzel örnekler. En basitinden mesela bebekler. Bebeklerin en çok yani yeni doğanların çocuk doktorunu ziyaret etme sebeplerini listelesek en başa egzamayı yazarız. Yanaklarda süt egzaması, işte bebek bezi egzaması şudur budur. Bu homeopatik bakış açısıyla yüksek kuvvetteki yaşam gücünün bu çocukla ilgili yolunda gitmeyen şeyleri ne yapıp edip deriden gösterme çabasına işaret eder. Eğer yaşam gücünüz kuvvetliyse deriyle ilgili şikayetlerle gidersiniz doktora.
Başka hiçbir yerinizde hiçbir sorununuz yoktur. Uykularınız da normaldir, adet düzeniniz de yerindedir, kabızlık da çekmezsiniz. Sadece kaşınırsınız, egzama olursunuz, sivilce dökersiniz, bir şey olur, bir şey olur ama içeride her şey dengededir. O zaman bilin ki, yani biz homeopatlar bunu böyle okuyoruz. O zaman bilin ki yaşam gücünüz son derece iyi bir seviyede ve onunla ilgili sapmaları olabildiğince hayati organlardan uzak bir alanda ciltte tutmayı başarıyor. Bu da sorularımdan biriydi. Evet, yani evet. Kortizonla müdahale ediliyor sıklıkla. Her türlü intikar ve egzamaya. Maalesef. Eğer işte buradaki bebek örneğinde anne doktora gidip şüphesiz uzmanın fikriyle bir kortizonlu merhem kullanırsa ve bu bebeğin miyazması sikotik ya da sifilitik dediğimiz daha ağır tablolara yatkın bir hal içindeyse bu çocuk o egzama kaybolduğu andan itibaren ya uyku bozuklukları başlar ya beslenme bozuklukları başlar, arkasından öksürükler başlar, bitmek bilmeyen bronşitler başlar. Çünkü geleneksel Çin tıbbında akciğer meridyeni ciltte biter. Siz ciltten bir şey baskıladığınız zaman akciğerlere kadar bu işin bir gidişatı vardır. Yani geleneksel Çin tıbbı bunu binlerce yıl öncesinden çözmüş meridyen teorisiyle. Bildiğimiz şeyler bunlar üstelik. Ama ne yazık ki klasik tıpta hiçbir şekilde öğretilmeyen şeyler. Sadece şöyle bir cümle okursunuz ama mesela astım bronşitli bebeklerde bebekliklerinde egzama geçmişleri olabilir diye bir cümle okursunuz. Bunun niye böyle olabileceğini cevabıdır aslında homeopatik bakış açımız. Siz orada görmek istemediğiniz bir egzamayı bir kremle, bir ilaçla ya da herhangi bir uygulamayla orada yokmuş gibi olmasını sağlarsanız ki kortizon tedavileri maalesef tam bir bıçak gibidir. Yani iki tarafı keskin bıçak gibidir. Çok anlık iyilikler de getirir. Bir o kadar kronik şikayete de neden olur. Uzun vadede o çocuğu kesinlikle alerjik bronşitle bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Yine öyle olunca tabii ilaç yazamıyoruz. Yine bir Anadolu bilgeliği. Bu sefer kendi rahmetli anneannemin sözü geldi. Küçükken ne zaman birinin yüzünde ya da bizde böyle çıban gibi dışa çıkıntılı bir sivilce vesaire görse oh oh çok iyi içine inmemiş dışına vurmuşsun derdi. Yani aynen, yaşam gücü kuvvetli olanların cilt seviyesinde hastalığı tutmasından bahsediyor. Kendi tam cümleleriyle olarak. Ve bir deneyimle ve biz burada bunun şu anda eğitimini alıyoruz. Ve muazzam bir şey. Tam olarak böyle. Gerçekten evet. Öyle. Kadimdeki bilgi bence insanlığın en büyük hazinesi. Ama tabii işte zamanın ruhu dediğimiz o vahşi ruh bunları göz ardı etmeyi öğretti bize. İtibarsız evet. Kılmayı da öğretti. Kendimden biliyorum. Yani maalesef. Bugün maalesef. Bu kafaya gelmek için birkaç duvara çarpmış olmak gerekiyor. Daha maalesef. Ne yapabilirim, neyi okumalı, nereye bakmalıyım demek gerekiyor. Dediğiniz gibi bazen bir musibet pek çok kişi için nasihattan da öte oluyor. Başkalarının faydasına da olabiliyor. Yani uzun vadede evet. Bizim için ne hayır ne şer bilmiyoruz. Ama umarım bu farkındalıklar sizin bize yansıyan tarafı gibi hepimiz için olumlu ilerler. Estağfurullah. İnşallah tabii ki. Yani biz de birilerinden öğrendik. Bu ışığın yani bu meşalenin başkalarının meşalesinde yakması şart. Mevlana'nın sözü yani. Hiçbir mum bir başka mumu tutuşturmakla kendi ışığından bir şey kaybetmez. Hepimizin amacı bu. Birileri daha bundan haberdar olsun. Birileri daha buna farklı bir bakış açısıyla bakabilsin. Ve bu farklı bakış açısı belki ileride yapılabilecek pek çok başka icadın, pek çok insanın çaresinin de çıkış noktası olsun. Tek istediğimiz bu. Yoksa dediğim gibi klasik tıp tukaka biz çok iyiyiz. Aman homeopati şöyle. O zaman neden doktor oldun diye sorarlar adama yani. Böyle bir şey yok. Bizim amacımız insanı hayatta ve sağlıklı tutabilmek. Ve Hahnemann bunun yanılmıyorsam 17. paragraf. 11 mi? Şimdi numarasından emin olamadım. Bir paragrafında şöyle diyor. Bu uygulanacak sanatın sanatçının deneyimiyle orantılı olması gerekir diyor. Yani ben bir doktor olarak homeopatiye başladığımda 6 senelik doktordum. Dolayısıyla benim önüme ölüm kalım meselesiyle gelmiş bir hastada homeopatik remedisi ne acaba diye düşünmek kadar saçma bir şey yoktu.
O anda adrenalin yapılması gerekiyorsa, kortizon yapılması gerekiyorsa yapacaktım. Şimdi bile öyle. Klasik tıbbın, daha doğrusu sağlık uygulamalarının, prosedürlerin vesairelerin bir takım kısıtlamaları var. Ve bunlar hukuki olarak devam eden süreçler. Bunlara sizin, ya bunlar sizin etki alanınızda değil, öyle söyleyeyim. Etki alanınızda olmayan bir şeyler için de savaşarak hem kendinizi hem sizden doğacak faydaları söndürmeye kendinizin de hakkı yok. Etki alanınızdakilere müdahale edebildiğiniz kadar edersiniz. Edemediğiniz noktada teslim olmayı bilmek de büyüklük. Hayat bana bunu öğretti. Yani 52 yaşındayım artık ve hayat bana bunu öğretti. Savaşabileceğin şeyler için savaş. Bir sonuç yapabileceğin, bir sonuç elde edebileceğine dair kanı taşıdığın, güçlü hissettiğin şeyler için savaş. Eğer ben bundan ne çıkarsa çıksın ben buna dalacağım diyorsanız hem sizi hem sizden fayda görebilecek o kadar insan, hayvan, bitki, tabiat ne diyorsanız adına her şeyi riske atıyorsunuz ve böyle bir hakkınız olmadığını düşünüyorum. Biz bu tabiatın, bu kainatın sahibi falan değiliz. Biz bu tabiat ve kainatın bir parçasıyız. Ve bu parça halimizle işte o dinamis dediğimiz yaşam gücü taşıyoruz. Her birimiz aslında bir yerlerden aynı şeyin parçasıyız. Ve bu aynı şeye hizmet etmek zorundayız. Bu hizmetin içerisinde tabii ki her zaman niyet çok önemli bir şey. Yani bugün gönülden doktor olarak elinden gelen her şeyi yapıp insanlara faydalı olmak isteyen pek çok meslektaşım da var. Ama onlara öğretilen bu olduğu için bunu doğru yapmaya çalışıyorlar ve gerçekten çok büyük özveriyle çalışıyorlar. Yani acillerde haftada en az 2-3 günüm geçtiği için biliyorum. Çok büyük özveriyle çalışıyorlar. Gel gelelim, benim şu anda bu yaşımda meslektaşlarım için söylemeye çalıştığım ve oluşturmaya çalıştığım kafa şu ki bunun tek yöntem olmayabileceğine dair bir soru işareti taşısınlar istiyorum. Klasik tıpla her şeyi çözemiyoruz. Ya zaten bunu bir ay sahada çalışmanız yeterli çözemediğinizi görmek için. Aynı hastayı 2-3 kere rahat görüyorsunuz çünkü. Hani bu kafaya gelip acaba başka bir şeyler daha eklenebilir mi bu yönteme sorusuyla biraz hemhal olsalar, bunun adı homeopati olmaz, bunun adı akupunktur olabilir, bunun adı bilmem ne olabilir. Yani benim bilmediğim de bir sürü şey olabilir. Ama burada ben tıp fakültesi bitirdim, ben koskoca doktorum falan kafalarına girdiğiniz andan itibaren başta kendiniz, çünkü ben çevreye verdiğimiz enerjiyle kendi enerjimizi de çok değiştirdiğimizi düşünüyorum. Yani hayatta böyle deneyimledim. Birilerine iyilik yaptığımda iyilikler içinde yüzüyorum, şükürler olsun. Yani bunu hayat çok enteresan yerlerden gösteriyor. Yani bu böyle sonsuz sınırsız bir para akışı gibi bir şey de değil. Paranın da satın alamayacağı bir şeylerden bahsediyorum. O keyif, o huzur, o dinginlik, o işe yaramışlık hissi, adına ne diyorsanız. Maslow'un işte o hiyerarşinin en tepesinde. Kendini gerçekleştirme. Ama çok gerçekten, badirelerle o noktadasınız. Evet. Gerçekten öyle. Yani dünyanın bakış açısıyla çok badirelerle oradayım. Ama şimdi benim bakış açımla şükürlerle oradayım. Yani gerçekten bunu bütün kalbimle söylüyorum. Yani o gün kızımın tek böbrekli doğacağını öğrendiğim gün herhalde dedim bundan daha büyük bir acı yoktur. Yani 4 senedir hamile kalmaya çalıştığınız bir çocuk var ortada ve bir organı yok. Ayça'yı hatırlıyorum. Yani o yatakta yatıyorum. Annem bir tabii sessizlik hali oldu. Annem şey dedi. Gamze bir şey söyle kızım dedi. Dedim ki ne söyleyeyim anne? Hani köydeki Fadime teyze değilim ki. Allah verdi, Allah aldı deyip susayım. Yani kafamda bir türlü şey geçiyor. Bu böbrekle ilgili olası hikayeler, yaşayabileceği sıkıntılar, böbrek yetmezlikleri, diyalizler, bu çocuk büyüyecek, denize girmek isteyecek, sokmalı mıyım, sokmamalı mıyım, üşütür mü? Yani gerçekten tarif edemeyeceğim bir düşünce akışı o. Hani Lucy filminin o son sahnesini bilir misiniz? Böyle Lucy kitap gibi çevirir, zaman ileri gider, bir geri gelir falan. Öyle bir zaman ileri gidip geri geldi. Çok garip bir şey. O yani umarım hiçbir anne yaşamasın ki benim
çok şükürler olsun yaşamla bağdaşmayacak bir durum da değildi bu. Yani bana çocuğunun beyni yok da denebilirdi. Ve ben öyle bir bebek de dünyaya getirebilirdim. Çok şükür ki böyle bir şey değildi ama bir anne adayı olarak duymak istemeyeceğiniz cümleler bunlar. Korkutucu cümleler. Bir de doktor olduğunuz için bir sürü senaryoyla da tabiri caizse temasta olduğunuz şeyler. O yüzden o gün çok korkmuştum ama yatıp kalkıp şükrediyorum. Yani iyi ki. İyi çok ki. Çok şükür. Aynen. Bir şey daha eklemek istiyorum. İlk başta dedik ya bir sistemi, bir şeyi övmek ya da yermek için anlatmıyoruz bunları. Ben ne zaman homeopati ile ilgili bir konu ağırlasam sonra şöyle sorular da geliyor. Ama ulaşamıyoruz ki homeopat doktorlara. Ama bulunduğumuz şehirde yok ki. Ama pahalı vesaire. Yani burada bulunma ya da bunu konuşma amacımız aslında yaratıcının kurguladığı sistemi ve insanın bütünlüğünü anlatmak ve bir bakış açısını anlatmak. Yani sen bir doktora gitmeden bile ateşlenen bir çocuğunun ya da egzama çıkaran bir çocuğunun aslında iyi bir noktada olduğuna şükredebilmek ve belki böyle bir bakış açısı geliştirmek üzerine değerlendirebilirsin bu sohbeti. Buradan ateşe bağlayacağım, onun için soruyorum. Çünkü ben yıllardır ateşlenemeyen biriyim. Şimdi dışarıda evet. Bunu konuşsak, aa çok şanslısın diyecek. Covid'de olmadım ya da geçirdiğim o ayakta geçirdiğim şey Covid'de Covid'dir. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü hiçbir zaman grip olduğumda hastanede test yaptırmam. Ama ben hep ayaktaydım, hep koşturuyordum, ateşliydim. Uzun süre öksürdüm her zaman olduğu gibi. Ama bu ateşle ilgili algımızı da yerle bir etmiş bir sistemden bahsediyoruz. Sevmek yerine korkuyoruz çünkü. Biraz ona da değinebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi merak edenler internetten de araştırabilirler. Yani internet gerçekten bir bilgi denizi. Bir taraftan lanet ama bir taraftan da doğru araştırıldığında çok güzel bilgilere ulaşabiliyorsunuz. İşte bu yüzyılın başında ilk tıp fakülteleri kurulurken hikaye aslında ilaç üretmiş bir aileyle başlıyor. Bir takım ilaçlar üretmiş bir aile diyor ki biz bu ilaçların satışını insanlarda ihtiyaç gibi hissettireceğimiz bir okul kurmalıyız. Ve tıp fakülteleri böyle açılıyor. Bir tıp uygulayıcısının notları olması lazım. TÜBİTAK'ın bir kitabını okumuştum. Orada baba doktor, kitabı yazan beyefendi de doktor, kendi babasının doktorluk hikayesini anlatıp kendisinin hikayesine geçiyor. Diyor ki babamın çantasında bir tane ilaç vardı, afyon. Ve diyor babam insanlara iyileştirmek için ilaçlar vermezdi. Babam hastalıkları boyunca onların yanında olacağının sözünü verirdi diyor. Çünkü klasik tıbbın ilaç sektörü sonradan gelişen bir şey. Kadim öğretilerde papatya ilaç gibi de görülmemiş ki. Yani çocuğun diş çıkarıyorsa papatya çayı içireceğim bacım. Bu kadar. Bu bir reçete değil, bu bir öğreti, bu bir kadim bilgi. Nesilden nesile, komşudan komşuya, kardeşten kardeşe, anadan babadan çocuğa geçen bir bilgiydi. Bu bir reçete değildi. Biz bunları kaybettik çünkü bunların dışında bir şeylerin daha iyi olduğuna inandırılan insanlar bize doktor olarak sunuldular. Bu dediğim gibi kötü bir şey değil ama bunun ne zaman bize faydalı, ne zaman bize zararlı olabileceğine dair biraz düşünmeye ihtiyacımız var. Bilmiyorum sizin yaşınız yeter mi? Dediğim gibi ben 52 yaşındayım. Ben ateşlendiğimde doktor da bir babanın çocuğu olduğum için doktora götürülürdüm. Ama anneannem, babaannem evlerinde hastalanıp babamla görüştüklerinde onlardan duyardım. Oğlum ateşleneceğiz tabii, ateşlenmezsek nasıl açacak vücut bunu derlerdi. Ve bizim şimdi yaptığımız gibi öyle üstlerini açmak falan değil, tam da tersine kat kat yorganların altına girip terleyip sabahleyin hiçbir şey olmamış gibi tarlaya, tapana giderlerdi. Şimdi klasik tıbbın işte doğru diye direttiği bazı yanlışlardan liste başı ateş. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Ateşlendiğimizde T lenfositler dediğimiz vücudun savunma hücrelerinin harekete geçmesi için bir mesajcı salgılanıyor. İnterlökin dediğimiz bir
madde salgılanıyor. Ve interleukin salgılandığı zaman şu demek, işte koronadan gidelim, benim işte ağzıma burnuma korona bulaştı. Bir şekilde virüs içeride çoğalmaya başladı. Tabii o lokal bir enflamasyon yapıyor, bir iltihap tablosu yapıyor. O iltihap tablosuyla beraber benim ateşim yükseldiğinde buradan çıkan mesajcı vücutta bununla ilgili bütün organlara, işte timüs olabilir, lenf bezleri olabilir, kan dolaşımı olabilir, aklımıza geliveren ilk 2-3 şey. Diyor ki burada bir düşman var, buraya göç etmeniz lazım. Ben tek başıma buradaki enflamasyonu tutamayabilirim. Aşağıya insin istemiyorum. Bana yardıma gelin diyor aslında ateş. Bizim ateş düşürücü dediğimiz ilaçlar bu interleukin sentezini durduran ilaçlar. Dolayısıyla siz ateş düşürücü verdiğinizde ata binmiş ulağın atının ayaklarını kırıyorsunuz. Ve o ulak bununla ilgili hiçbir merkeze bilgi ulaştıramıyor. Dolayısıyla orada olmaması gereken virüs, ben buna gücüm yetmiyor diyen şeylerin gücü yetmediği için de daha aşağılara doğru, daha yukarılara doğru, daha sağa, daha sola doğru ne diyorsanız adına yayılmaya başlıyor. Ve bütün vücudu sarmaya başlıyor. Ben kendim 42 dereceyi görmüş bir bebeğim. Yani benim çocukluğumda babam doktor olmasına, annem ev hanımı ve bizim tepemizden gözünü sakınmamış bir anne olmasına rağmen ben 42 dereceye kadar ateşlenmiş bir bebeğim. Ne havale geçirdim, ne böyle bir şey yaşandı. Böyle bir şey hiç olmadı. Şanslısın tabii, böyle konuşursun falan diyen arkadaşlar olacaktır şüphesiz. Belli ki şanslıydım, evet. Ama korktuğunuz kadar çok da havale geçirme riski yok çocuklarınızın ateşlendiğinde. Zaten ateşle havale geçirecek olan çocuklar da öyle bir 37,5-38'lerle geçirmiyorlar. Ve bizim 37,5'ta geçirenler de var. Ateş yokken de geçirebilenler ama var. İşte onu söyleyeceğim. Yani bu ateşten bağımsız bir sorun. Var olan, o deminden beri mi yazma dediğimiz şeyde var olan yatkınlıklarla ilgili bir konu o. Hiç ateşlenmeden de havale geçirebilir bir bebek. Evet, aynen öyle. E ne yapacağız o zaman? Buza mı yatıracağız çocuğu? Yani bunlar mantıklı değil. Bunlar düz mantıkta hiç insanın organizmasını, mekanizmasını, işleyişini kafa yormadan otomatik yaptığımız şeyler. Belki bir örnek daha verirsek daha açıklayıcı olacak. Mesela elinizin bir tanesini sıcak suya, bir tanesini de soğuk suya koysanız. Bir 10 dakika bunlar oldukları yerde dursalar. Ve sonra çıkartsanız. Tabii ki sıcak suya koyduğunuz eliniz diğer elinizden daha sıcak, soğuk suya koyduğunuzda da vücudunuzdan daha soğuk olacak. Bu hani düz bir matematik değil mi? Ve fakat burada soğuğa koyduğunuz el kendini ısıtarak beden ısısına getirmeye çalışacak. Sıcağa koyduğunuz el de kendini soğutarak beden ısısına getirmeye çalışacak. Biz elimizi yaktığımızda ne yapıyoruz? Otomatik olarak soğuğun altına koyuyoruz. Bu bir refleks. Yani bunu yapmayın diyemezsiniz kimseye. Zaten yani 50 derece, 100 derece bir su dökülmüş bir insanı dur bir dakika o öyle değil falan diyemezsiniz. Bu bir refleks. İlk anda soğuğa sokar. Fakat siz o eli soğuk suda tutmaya devam ederseniz, o el o sudan çıktığında tamam sakinleştim, rahatladım diye o eli dışarıya çıkarttığınızda o el termoregülasyon sistemi dediğimiz vücudun ısı düzenleyici sistemiyle ısıtılacak. Bu ne demek biliyor musunuz? O yanan el için için yanmaya devam edecek. Benzer benzeri tedavi eder diyoruz ya homeopatide. Burada da aynı şey var. O ilk refleksle organı soğuttuktan sonra o organın dayanabildiği kadar sıcak bir suya koyarsanız içerideki yangı durur. Ve sizi temin ederim, ne elinizin üstüsü toplar, ne ağrınız olur, ne orada yaralar açılır, bir şeyler, hiçbirisi olmaz. Ha ilk koyduğunuzda canınız yanmaz mı? Çok yanar. Homeopatik ilaçlardan sonra, daramedilerden sonra da biz bunu yaşıyoruz işte. İlk kötüleşme dediğimiz şey tam olarak bu. İlk etki zorlayıcı, kendini fark ettirici, o kişi için konfor bozucu. Evet. Ama gerçek iyileşmeyi vaat eden şey de bu. Çünkü bunun benzeri o. Yani yaşadığınız yanık sürecinin
o prosesin benzeri bu sıcak suya koyma halimiz. Ve ancak öyle iyileşir. Bunun yanında tabii bir homeopatınız ya da bir homeopati kitiniz varsa ve ne kullanacağınızı biliyorsanız çok daha keyifli iyileşir ama yani ilk aşamada dikkat ettiğimiz şey budur. O yüzden ateşlenen çocuklarınıza eyvah çocuk elden gidiyor gözüyle değil, yaşasın çocuğumun çok güçlü bir savunma sistemi var. Gerekli yerlere gerekli mesajı gönderecek kadar harika ateşlendi gözüyle bakmayı becersin anneler. Tek dileğim bu. Çünkü gerçekten ateşi baskılaya baskılaya bir süre sonra o ateşi ortaya çıkartacak bir kaynak kalmıyor. Yani bizim, biraz önce sizin dediğiniz gibi senelerce ateşlenmeyen insanlara dönüşüyoruz. Bu da tabii ki tıbbın bizde yarattığı algı nedeniyle iyi bir şeymiş gibi söylüyoruz. Ay hiç kolay ateşlenmem çok şükür, hiç ateşlenmem. Yıllardır ateşlenmedim. Halbuki çocuklarımız azarlayın gece ateşlenir. Rüzgara çıkın gece ateşlenir. İşte ne bileyim arkadaşıyla küssün gece ateşlenir. Normalde çocuklar böyledir. Her şeye ateşle cevap verirler. İlla dışarıdan bir mikrop girmesine bile gerek yok. Vücudun ilk tepkisidir çünkü ateş. Ama biz ateşlenemediğimiz için maalesef artık daha kronik hastalıklarımız, daha kronik yakınmalarımız var. Ve klasik tıp bunlarla ilgili bize bir iyileşme vaat edemiyor ne yazık ki. O yüzden ateşlenen çocuklarınızı öp başınıza koyun ve ateşlenmeleri için dua edin. Onu söyleyebilirim. Teşekkür ederiz. Yani yine kendimden örnek vermek istemiyorum ama çok kısa özetleyeceğim. 6 yaşına kadar çok fazla bademcik enfeksiyonu olan ve ateşlenen bir çocuktum. Artık kalbe vurabilir ve sağır olabilir denildiği için 3 ayrı doktorun konsensüsüyle bademciklerim alındı. Yani gerekliydi ve alındı. Annem şöyle anlatır. Bademcikler gittikten sonra ne ateş ne bir sıkıntı hiçbir şey kalmadı ve gerçekten ergenlik döneminde 18-19 yaşına kadar ben ne doktora gittiğimi ne ateşlendiğimi ne antibiyotik içtiğimi bilirim. Ama hep çok sinsi bir diz ağrım vardı. Hep. Ve bunu büyüme ağrılarıyla eşleştirirlerdi. Hızlı büyüyor kız çocuğu. O diz ağrısı büyüdü. 12 sene teşhis edilemeyen bir romatizma olarak sayısız röntgenle, sayısız kan testiyle hiç bir görüntü konduramıyorlar. Şimdi hiç ateşlenemeyen, iltihaplı romatizma yanı sıra alerjik astımı olan vesaire birçok şey sayabilirim. Ateşlenenlere de gıptayla bakıyorum. Ne yalan söyleyeyim darısı başıma diyerek. İnşallah. Evet, benim var öyle bir dönemim. Yani hayatımın hemen tamamında diyeceğim. Şu geçtiğimiz 5 seneyi saymazsak. Yani 45 yaşına kadar falan ben en az senede bir defa 39'u görecek şekilde ateşlenirdim. Bundan 5 sene önce bir müdahale sırasında kullanılan bir ilaç, yani tıbbi olarak yapılması gereken bir müdahale nedeniyle kullanılan bir ilaç bende bir karaciğer krizi yarattı. Gerçekten çok kötü ateşlendim. Fakat karaciğer fonksiyon testlerim falan tavan oldu. Yani normalde 30-40 olması gereken rakamlar 1000-1500'leri falan vurdu. O ilaç çok dokundu bana. Bir karaciğer krizi yaşandı ve ben 5 senedir hiç ateşlenmedim. Tabii homeopatiyi bildiğim için ben kahroluyorum. Yani bu 5 senedir neden ateşlenmedim diye kahroluyorum. Haziran ayının 30'uydu. Benim ateşim 39'a çıktı. Tabii bu arada bu karaciğer krizinden sonra da homeopatik bir takım tedavilerde kullandım. Ama hiç ateş çıkmadı. 30 Haziran gününü de hiç unutmuyorum. Çünkü çok sevinmiştim gerçekten. Çok bitkinim. Nöbetten geldim. Halsizim, uyumak istiyorum falan dedim. Yani belki de şu andaki klinik bakış açısıyla COVID'dim. Onu da bilmiyorum. Herhangi bir test falan yaptırmadım. Ateşi görünce dedim ki yaşasın. Tabii ki hocam refleks hemen bir ateş düşürücü getireyim sana, her yanın acıyordur falan dedi. Dedim ki dua et ve üstümü ört. 39,5 görürsem ne bu hastalık kalır ne de benim korkularım kalır. Çünkü artık ateşlenebiliyorum demektir. Kullandığım homeopatik remediler işe yaramış. Benim sağlık seviyem yükselmiş demektir. Ne olur dua et dedim. Sadece git gel başıma su koy, su içeyim. Zaten karnım falan acıkmıyor, çok iştahsızım. Tam 24 saat sürdü.
38,5-39,5 aralığında gidip gelen bir 24 saat. Sadece uyudum. Homeopatik remedi falan da almaya çalışmadım. Hiç öyle bir, yani bedenimin ihtiyacı uyumaktı. Homeopatinin insanlara kazandırdığı en güzel şeylerden bir tanesi de bu. Bedeninizi dinlemeyi öğreniyorsunuz. Yani o anda dışarıdan bir yardım değil de ihtiyacım olan şey. O anda sadece uyumaya ve dinlenmeye ihtiyacım vardı. Uyudum, işte terledim, uyandım, tekrar uyudum, su içtim, uyudum, su içtim, uyudum. 24 saat sonra ateş bitti. Ufak tefek tabii o kadar zaman 50 yaşında 39 derece ateşlenince böyle bir o kadar zaman ateşli kalmak bedeninizi biraz yoruyor şüphesiz. Tahmin ediyorum çocukta bile olacak bir şey bu. O yorgunluk bir gün daha sürdü. Üçüncü gün ben bir şeyden böyle bir gaza geldim. Koltukların altını falan silerken buldum kendimi. Hani insanların aman entübe mi oluruz, aman şöyle midir, Covid'de böyle midir, işte hastaneye mi yatarız, yoğun bakıma mı alırlar bizi korkularından. Kendilerini lütfen kurtarsınlar ve eğer ateşlere çıkıyorsa lütfen ateşin olmasına izin versinler. Yani ateş bedenle ilgili en önemli ilk adım. Siz o ilk adımda bedenin hareketini durdurmayı seçerseniz bedeni küstürme şansınız çok yüksek. Şanssızlığınız demek belki daha doğru. Bu reaksiyona müsaade ederseniz de beden kendi yoluyla zaten size kendini hissettirecek. Bir şeye ihtiyacınız varsa bedeninizi dinleyin. Sadece bedeninizi dinleyin. Ve akut tablolar zaten otomatik olarak çoğu defa kendiliğinden iyileşme gücüne sahiptir. Bizim burada paylaştığımız, altını çizdiğimiz bir şey daha var mı? Lütfen kafanızda bir soru işareti olsun. Bir sorgulayın dediğimiz şeyler daha çok kronik hastalıklarımız için. Çünkü klasik tıbbın vaat ettiği tedaviler maalesef mevcuttaki hastalıkları da daha kötüye götürme riskine sahip. Ayrıca o ilaçların yan etkilerine bağlı da bir sürü şikayet oluşturma riskine sahip. Neden yani bile bile lades olsun ki? Başka bir yolu varsa en azından araştırmak lazım. Yani kadim metinler böyle söylüyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de diyor ki dermanlı olmayan bir dert yaratmadım. O zaman bu derman olabilecek şeylerin neler olduğuyla ilgili araştırmak ve çaba sarf etmek zorundayız. Ben bilmem kaç senelik tıp fakültesini bitirdim. Kafaları doğru kafalar değil. Hiçbirimiz için değil. Peki çok yordum sizi. Yani çok uzun sürdü ama gerçekten ağzımızdan bal damlıyor. 17. maddeyle eğer yorumladıysanız 17. maddeyle tabii biraz devam edip bugünün korku kültüründen de belki biraz oradaki dipnotla ilerleyip bitirelim mi? Ne dersiniz? Tabii. Şimdi organon dediğimiz gibi paragraflardan oluşuyor ve her bir paragrafın numaraları var. Demin de bahsettik. 17. paragrafta Hahnemann şöyle diyor. İyileştirme yolunda algılanan tüm hastalık semptomlarının yok edilmesi aynı zamanda bunlara neden olan yaşam gücünün içindeki rahatsızlığın da yok edilmesi demektir. Yani siz patronu iyileştirirseniz alt kademede ne varsa patron hepsiyle ilgileniyor. Ve burada bir dipnot koymuş. Diyor ki hayal gücü vasıtasıyla yaşam prensibini bozarak çok ciddi hastalıklar oluşturabileceğimiz gibi onları tedavi de edebiliriz. Garip rüyalar, batıl inançlar ve kehanetlerle belirli gün ve saatte ölümün geleceğine inandırılan insanlarda bunlar gerçek anlamda hastalık belirtilerine hatta ölüme yol açabilir. Bu olumsuz etkilenme dışta görünen değişime benzer içsel bir değişim olmadan görülemez. Böyle durumlarda sanatsal bir hile ya da karşıt bir telkinle yakın ölümü haber veren semptomları ortadan kaldırıp sağlığı geri getirebiliriz. Bu ölümü hazırlayan iç ve dış hastalık değişimleri manevi destek sağlanmadan mümkün olmaz diye bir dipnot var. Dipnotun anlaşılması için şöyle bir örnek vereceğim size. Koronavirüs muhtemelen insanlık var olduğundan beri bu dünyada bizimle beraber yaşayan virüs ailelerinden bir tanesi. Ama dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Tabii ben sahadan birisi olduğum için benim ister istemez zaten hep dikkatimde olan bir konu. Ben de dahil olmak üzere yani homeopatiye bu kadar inanan, bunu bilme yolunda bu kadar senesini harcamış birisi olarak ben dahil hepimiz çok korktuk. Çünkü Türkiye'de ilk korona vakası deklare edilmeden önce Wuhan'dan yolda yürürken birdenbire düşüp işte epilepsi nöbeti geçirip ölen insanların videoları gelmeye başladı.
Biz nasıl bir virüsle karşı karşıya olduğumuzu ya da nasıl bir hastalık tablosuyla karşı karşıya olduğumuzu anlamaya çalışırken tabii ki tedirgin olduk. Ama burada Hahnemann'ın dipnotunda anlattığı gibi aslında bunu yapmaya çalışıyorlardı diye düşünüyorum şimdi. Bu naçizane beni bağlar, benim fikrim. Ama yaratılan korku iklimi normalde basit bir mevsimsel grip, yani basit derken her sene biz kayıplar veriyoruz mevsimsel gripte. Bazen kronik hastalıkları olan, bazen yaşlı olan, bazen de bir şekilde yatkınlıkları daha ağır tablolara müsaade edecek insanlar yoğun bakımlara düşüyorlar mevsim gripleri sırasında. Ve pnömoni oluyorlar, işte zatürre oluyorlar ya da menenjit oluyorlar. Bir şekilde biz bu insanları kaybediyoruz. Her sene oluyor bu. Ancak bu iki senedir artık bu pandemi adı altında dünyayı tehdit eden bir hastalık tablosuyla insanlığın yaşadığı bir süreç olduğu için biz artık korona dendiğinde eşittir ölüm gibi bir algıyla karşıladık hepimiz bu süreci. Ta ki alanda biz bunları deneyimleyip aslında hayır, pek çok insanda da üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla, basit bir halsizlikle, işte 3-5 öksürükle, portakal suyu zencefil içip de rahatlayan bir şey olduğunu anlayıncaya kadar. Ama o zamana kadar zaten bu korku iklimi oluşturulmuştu. Ve zaten yapılan pek çok tıbbi araştırma da gösteriyor ki insanlarda korku ve tedirginlik yaşanan durumlar en büyük epidemilerin, pandemilerin olduğu dönemlere de denk geliyor. Yani işte İkinci Dünya Savaşı'ndaki bu dünyanın işte bu İspanyol gribinin vesairenin hazırlık aşamasının yaşandığını biliyoruz. Ya da daha öncelerinde veba salgınları hep böyle çok büyük felaketler vesaireler, sefaletlerin arkasından geliyor. Yani şu bir gerçek ki insanoğlu tür olarak korktuğunda, tedirgin olduğunda ve geleceğe dair bir kaygı taşıdığında immün sistemi ciddi bir baskılanma altına giriyor. Bunun tersi de mümkün. Kendinizden pay biçin. Moraliniz çok çökkün, çok üzgünsünüz. Bir şey yaşandı ya da yaşanmadı. O sabah kötü uyandınız. Ama karşı komşunuz dünyanın en neşeli kadınlarından ya da erkeklerinden bir tanesi. Ve size çıkıp geliyor, kapınızı çalıyor. Diyor ki ay şekerim çok sıkıldım ya, gel bir kahve içelim. Sizin o biraz önce dünyanın üzerinize yıkıldığı ruh halinden çıkmanız belki 10 saniye alır. Biraz önce dedim ya, aslında bir bütünün parçalarını taşıyoruz her birimiz içinde, içimizde. Yani Hahnemann'ın dinamis dediği şey, hayat güç dediği şey, belki de bizim içimizdeki tanrı parçacığı. İnanç sistemimiz ne olursa olsun, bütün her şeyi yaratan kudretin bir parçasını taşıyoruz yaşarken, bünyemizde. Hani içimizde demek alışkanlık oldu. Hani bu kadar gözle görülmeyen, bu kadar ilahi bir şey bu bedene sığar mı? Sığdığına göre demek ki ve yine o güçle ve inançla az önce korkudan vesveseden bahsettik. En temel dualarımızdan biridir sinsi vesvesecinin şerrinden yine o güce yaradana sığınmak. Bizi bu vesveseden vurdular. Bu noktada Doktor Cüneyt Konuralp'e bir selam vermek isterim. Hatta sohbetimizin evet, altına yazılarını ekleyeceğim. Placebo, nocebo. Bu algı yönetimine dair çok etkili bir yazı dizisi olmuştu. Selamı da iletmiş olayım. Evet, ben de sizin sayenizde okumuştum. Kendisine ben de çok selam ederim. Çok katılıyorum fikirlerine. O yüzden de bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettiğinizde size iyi gelenlere gidin. Bu bir insan olabilir, bu bir sanat dalı olabilir, bu bir hobi olabilir, bu bir spor olabilir. Size ne iyi geliyorsa lütfen içinizdeki o çökkünlüğü rahatlatacak bir şeyin parçası olmaya çalışın. Çünkü yaşam güç onu besleyen bir şeyle karşılaştığında her zaman bir çıkış yolu bulmak için sizi yönlendirecek kadar kudretli bir şey. Ama siz bu korkunun esiri olmaya başladığınız andan itibaren bu hastalıklara yakalanmanız ve olası kötü sonuçlarla karşılaşmanız gerçekten sürpriz değil. O yüzden de burada da altını çizdiği gibi Hahnemann'ın bir şeyler sizi korkutmaya çalışıyorsa ilk önce sorun. Gerçekten bu kadar korkacak bir şey var mı? Yani
Aranızda, seyircilerimizin arasında eminim Viktor Frankl'ın kitaplarını okumuş insanlar vardır. Viktor Frankl, yani insanın bir toplama kampında bile hayata bir değer katmak için bir sebebi varsa, yaşamak için de sebebi olduğuna inanan bir psikiyatrist. Ve gerçekten Nazilerin, yanlış da bilmiyorsam Auschwitz olması lazım, Nazilerin en korkunç toplama kamplarından birinde yıllarca yaşamış bir Musevi. Fakat insanlığa en çok yardım eden kitaplardan birkaçının da yazarı Viktor Frankl. Dolayısıyla bu kadar her şeyin kötü gittiği, gözünüzün önünde soydaşlarınızın, yaşıtlarınızın, büyüklerinizin, çocuklarınızın hunharca öldürüldüğü, katledildiği bir yerden bile hala insana yaşama sebebi bulabilecek kadar, nasıl diyeyim, gayreti elden bırakmamış bir adam. Demek ki mümkün. Bu dünya üzerinde bir kişinin yaptığı şey aslında hepimizin yapabilitesinin mümkün olduğu şeydir. Yani ben şimdi kalkıp uzaya gidemem ama 30 yaşında olsaydım, 25 yaşında olsaydım, gerekli çalışmaları yapsaydım ben de gidebilirdim. Hepimiz bu potansiyeli taşıyoruz. Yeter ki gereklerini yerine getirebilelim. O yüzden iyileşmede de, hastalıkta da her zaman olabilecek olanın en kötüsünden ziyade nelerin mümkün olduğu ile ilgilenmek önemli. Zaten pozitif psikoloji de son yüzyılda en çok bununla ilgileniyor. Yani resilience denilen bir tanımlama var. Kişinin düştüğü yerden ayağa kalkması diye söyleyeyim anlamını. Yani bir şeyden dolayı, yaşamsal bir zorluktan dolayı çökkün vaziyete geçtiğinizde, ama depresyon, ama fiziksel, buradan tekrar toparlama kapasitenizle ilgilenmeye başladı artık psikoloji bilimi. Çünkü eğer bu varsa her şey mümkün. Homeopatide de biz böyle bakıyoruz. Eğer sizin yatkınlıklarınızı o büyük annenizin dediği gibi tekrar uyutabilirsek, homeopatik yardımlarla onun layık olduğu şekilde onu karşılayabilir, onu misafir edebilir, ona yardımda bulunabilirsek, o zaten bütün canavarlarını tekrar içeriye doğru çekecek. Ve klasik tıbbın vaat edemediği o iyilik halini bize vaat edecek. Çünkü zaten biz dünyaya geldiğimizde onlar hala oradalar. Hani sanılmasın ki biz mevcuttaki bir hastalığı uyutuyoruz. Aman o da uyuduğu sürece sağlıklıyız, bundan bahsetmiyoruz. Biz dünyaya geldiğimizde zaten o canavarlar bizim içimizde uyuyor oluyorlar. Hayat bize bir şeyler sundukça, bizden bir şeyler aldıkça, bizi biraz zorladıkça bu canavarlar yavaş yavaş ben de buradayım, ben de buradayım diyorlar. O yüzden bizim burada yapmaya çalıştığımız şey, bir ihtimal daha olabilir mi? İnsanlığa faydalı olabileceğimiz, onların morallerini, olumsuzluk ihtimallerini çürütebileceğimiz bir faydamız olabilir mi? Bütün derdimiz bu yani. Hiç kimsenin tavuğuna kış demek ya da mevcut sistemleri kötülemek falan değil. Biraz daha soru sorabilir miyiz? Çünkü zaten bu yüzyılın ruhunda biliyorsunuz amaç kitleleri uyutmak ve işte adına ne diyorsanız, ister ekonomi, ister siyaset, ister sağlık, ister eğitim, her neyse adı hiç fark etmez, etiketin ne olduğu. Büyük başların diyelim ya da büyük sistemlerin beslendiği kitleler yaratmak. Yani babamın tabiriyle hani ne baş ol asıl ne ayak ol kesil derdi bize. Amacım böyle bir şey yapmak da değil ama birazcık soru sormak ya da insanları soru sormaya cesaretlendirmek bence hepimizin görevi diye düşünüyorum. Yani bunu doktor olmaktan da bağımsız bir yerden söylüyorum. Çocuklarımızı da böyle büyüttük. Yani her şeyi default kabul etmeyin. Biraz soru sorun yani. Neden bunun böyle olması gerekiyor? Bu terbiyesizlik etmeden de yapılabilecek bir şey. Öğretmenleriniz bunu böyle yapma dediğinde, tamam öğretmenim yapmamaya çalışırım ama bunun sebebini bana açıklarsanız yapmamam kolaylaşır deyin. Böyle büyütürsek çocuklarımızı bence daha farklı yarınlarımız olabilir. Evet, daha sağlıklı her anlamda. Sorumluluklarımızdan biri de bu bence. Yani sorgulamak çok değerli ve bizde en eksik olan şeylerden biri.
Umarım bu sohbette de böyle bir faydamız olur. Ben çok teşekkür ediyorum bu kadar zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, eklemek istediğim bir şey yok. Gerçekten kendimi çok rahatlıkla ifade edebildiğim bir platform oldu. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Soruları olan insanların da bu soruları sormaya, gerekiyorsa, arzu ediyorlarsa bize de ulaşmalarına çok arzu ederiz. Bir mum yakabilirsek bunu kâr biliriz yani, çok mutlu olurum. İnşallah. Faydam dokunabilirse. Son konuştuğumuz 17. maddeyi ekrana görüntüsünü vereceğim. Orada şunu altını çizmiştim siz derste anlatırken. Sonuç olarak diyor, hastalığın bütünü yok edilmiş olur ve hekim yaşam prensibinin içteki patolojik değişikliklerini düzeltmek için semptomların tümünü ortadan kaldırır. Sohbetimizin kilit cümlesi aslında. Sadece Tam göz, da böyle. sadece omuz, sadece o bu şu değil, bir bütün halinde kademeli bir iyileşme. Herkese, Kesinlikle. hepimize nasip olur inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim İnşallah çok tekrar. daha sağlıklı yarınlarımız, çok daha mutlu yarınlarımız olsun. Bizim de buna katkımız, vesile olmamız mümkün olsun. Çok teşekkür Herkese ederim. iyi akşamlar dilerim. İyi Hoşça kalın. akşamlar. Ağzınıza sağlık. Hoşça kalın. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.